daima dikkat etmek gerekiyor. Şimdi 100 yaşında bir Rukiye ninemiz var. Uzun yaşamın sırlarını anlatıyormuş bize. Bakalım. Kimliğinde doğum tarihi 1339 yazıyor. Tam 100 yaşında olan Rukiye nineden uzun yaşam sırları. Yağı yemem yeme. Yok don ya. Don. Tübeyel olsun ağzım almam. Adı Rukiye Yakınalp. Kızı ve damadıyla Tokat'ta yaşayan Rukiye nine tam 100 yaşında. 6 çocuğu, 60 torunu var. Allah yaşattı oğlum. Allah yaşattı. Kimliğinde hicri takvime göre 1339 yılında doğduğu yazıyor. Miladi takvime göre 1920 doğumlu. Atatürk'ü hatırlıyor mu? Dediler vardı. He. Ben sağdım. Atatürk'ü dediler. Öldü dediler. Herkes ağladı. Tabii. Herkes ağladı Atatürk'ü. Rukiye nine uzun yaşamın sırlarını anlattı. Bu sırlar herkesi şaşkına uğrattı. Tuzsuz yağı. Hemen tuzlu yağı yema ederim, ederim, yerim onu. Yoksa tuzsuz yağı tövbeler olsun yemem. Ne yedin? Helle yedim, duğu yedim, çorba yedim. Yağı yemem yeme. Yok don ya. Don ya. Tövbeler olsun ağzım almam. Tövbeler olsun ağzım almam hiç. Bilmem onu bilmem ben. Yoğurtta sağlıklı olmak için. Yoğurtta çoğudu. Tuzlu yağ yiyor, tereyağı hiç tüketmemiş, hep don yağ yemiş. 100 yaşındaki Rukiye nine ayrıca serin yerde yatmayı ve soğuk su içmeyi seviyor. Neresi serin yer ise soğuk yer ise orada. Açık yani öyle öyle yatıyor. Soğuk suyu çok sever. Buzlu olacak bunu istiyorsa. Kaç yazıyor 00? 1339 ama milat şey Rumi takvime göre. 1330 evet. 1330. 101 yaşında oluyor. Maşallah ya. Yazık. Hocam bak nene diyor ki soğuk evet. Yerlerde yatıyormuş. Vallahi ben de öyle tercih ediyorum zaten ve biz de daha çok anneler arasında hani çocuklar varsa hele evde hani üşütmesinler, hasta olmasınlar diye evin daha sıcak olmasının daha faydalı olabileceği şeklinde. Sen de mesela öyle yapıyorsun değil mi? Bir düşünce yani vardı. Fena hep sıcak ev ama yani hiç doğru bir şey değil. Hira yani ideal sıcaklık. Dün şortla geziyordu evde. Evet. Eviniz kaç derece bilmiyorum ama ideal sıcaklık 20 derecedir. 19-20 derece tabii. Biz 20 dereceye düşünce açıyoruz ama diyoruz ki ev soğudu çocuk üşüyecek. İşte yani o tam tersine. Yani solunan havanın sıcak olması iyi değil. Yani evde insanların da üşüme özelliği kişiden kişiye değişir. Kimisi, hocam Ruslar bebeği şeye atıyorlar, karın içine atıyorlar. Bu alışkanlığa bağlı bir şey veya belki vücut tabiatıyla alakalı olan bir şey. Kimisi yazın bile böyle ceketler, işte doğru. Hırkalar giyer. Kimisi de yazın böyle atletle de dolaşan insanlar vardır. Ama genel manada kışın yaşanılan evin, oturulan odanın, yatak odasının sıcaklığının 20 derece, 20 derece. Evet, olması çok önemli. Daha sıcak olması sağlık bakımından uygun değil. Hocam bir de nene diyor ki, margarin diyor hayatımda diyor ağzıma sürdü. Soğuk yağ mı diyor ne diyor? Don yağ diyor. Tuzlu yağ diyor bir de. Kuyruk yağ. Hep kuyruk yağ bak. Benim rahmetli dedem babaannem de kuyruk yağını çok severlerdi. Hatta o kurban bayramında hayvan kurban edildikten sonra onun kuyruk yağı ölürüm. Kavrulurdu. Ve kışın daha sonra kullanılmak üzere onu böyle kıtır kıtır yerlerde veya yemeklere konurdu. Aslında tabii ki o zamanki hayvanlar tabii meralarda beslenen hayvanlardı. Şimdiki gibi böyle çok suni yedirilen hayvanlar değillerdi. Böyle merada beslenen hayvanların eti de, sütü de, bütün ürünleri de çok sağlıklıdır. Bunlar hani insanlara doymuş yağ, hayvansal yağ, damarları tıkıyor gibi propagandalarla margarin ve bitkisel yağ satışını artırmak için insanların kafasına yanlış şeyler zerk edildi, yanlış aşılar yapıldı. Ama şimdi artık Dünya Sağlık Örgütü bile bu trans yağların her sene dünyada 550 bin insanın kalp ve damar hastalıklarından öldüğünü açıklıyor ve bunların tamamen bakın azaltılması falan değil tamamen kaldırılması. Her yıl mı hocam? Her yıl evet. Her yıl 550 bin kişi koronadan evet, ölmüyor. Yani. Evet Dünya mesela Sağlık Örgütü'nün kendi söylediği rakam yani trans yağlarla alakalı. Vay vay vay. Ama bu özellikle tabiatta beslenen hayvanların etinde, sütünde, ürünlerinde faydalı yağlar var, doymuş yağlar ve özellikle de trans palmitoleik asit var. Bu trans yağların da bir tabii olanları var, bir de endüstriyel işlemler neticesinde çıkanları var. İşte bu tabiatta olan trans yağlar, palmitoleik asit gibi obeziteye karşı, diyabete karşı, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu özellikleri olan sağlıklı yağlar. Hmm. Buna karşılık margarinlerin
içinde kolesterol yok diye. Kolesterol biliyorsunuz böyle bir öcü gibi insanlara tanıtıldı, şey yapıldı ama bunun tamamen yanlış olduğu net olarak ortaya çıktı. İnsanlar peynir işte yemediler, yağlı ürünler yemediler, yumurta yemez oldular, kırmızı etten herkes böyle öcü gibi bakar oldu ama şimdi bunların yanlış olduğu ortaya çıktı. Bunu da söyleyen Dünya Sağlık Örgütü. Ve işin kötü tarafı da şu, bu trans yağların kalp ve damar hastalıklarına ve vücutta iltihap yaparak başka birçok hastalığa zemin hazırladı. Zaten işin başından beri belliydi. Ama bunu söyleyenler işte susturuldu, baskılandı, seslerini çıkarmaları engellendi ve propagandalarla, işte reklamlarla, başka türlü yollarla, pazarlama oyunlarıyla evet güzelce yedik.